Merhaba arkadaşlar, ben Çiğdem Hoca. Bugün size i20 araç tanıtımı videosu çekeceğiz. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Evet, şimdi kapıyı açmak için buraya geliyorum. Bütün araçlarda olduğu şekilde i20'de de şurada bir araç resmi var. Bu aparatı tutup kendime doğru çektiğimde zaten tık diye bir ses geliyor. Ve ön kapı açılıyor. Kaldırmak için yine sağ elimi şuradan attığımda şurada bir mandal var. Mandalı sola ittiğimiz zaman arkadaşlar çok rahat kaputu açabiliyoruz. Direğimizi yerinden çıkartıyoruz ve deliğine taktık. Sınavda bizim için önemli olan motorun yeri. Motorumuz burada arkadaşlar. Motor yağını buradan koyuyoruz. Zaten yağ işareti var şurada. Yağ buradan kontrol ettiğimiz için yağ kontrol çubuğumuz, cam silecek suyunun konulma yeri. Burada akümüz, burada hava filtremiz, burada sigorta kutumuz, burada fren hidrolik yağının konulma yeri ve burada da radyatör suyumuz var. i20'de biraz diğer araçlara göre motor soğutma suyunun yani radyatör suyunun konulma yeri biraz daha farklı. Sınavda bize bu bilgileri soruyor arkadaşlar. Tanıtımı yaptıktan sonra boşluktan direğimi çıkartıyorum, yerine oturtuyorum. Ön kaputu kapatıyorum ve arkaya geçiyorum. Arkayı da zaten çoğu araçta bagajlar ya dokunmalı. Bizim de yine şurada bir siyah yerimiz var. Parmağımızı dokunduğumuzda bagajımızı açıyoruz. Arkada yangın söndürme tüpümüzün bulunması gerekiyor. Trafik seti çantamızın bulunması gerekiyor. Trafik seti çantasının içerisinde neler var arkadaşlar? Bunları da isterseniz bir kereye mahsus açalım. En azından merak eden arkadaşlara. Evet. Arkadaşlar bayağı bir burada teçhizat var. Mesela el fenerimiz bulunması gerekiyor. Çekme halatımızın bulunması gerekiyor. Herhangi bir yolda kalma durumunda. Kışın kar yağdığı zaman camlarımızı temizleme aparatımız. Burada takozumuz. Burada ilk yardım malzemelerinin bulunduğu çanta. Ve 2 adet reflektörümüz bulunması gerekiyor. Evet, bize sınavda reflektörün ne işe yaradığını sorabiliyor. Biz onu aracımız kaza yaptığında ya da herhangi bir arıza anında şehir içinde 30 metreden görülecek şekilde, şehirler arası yollarda 150 metreden görülecek şekilde açıyoruz. Diğer araçları uyarmamızı sağlıyor. Yine burada paspasımızı kaldırdığımız zaman arkadaşlar yedek teker dediğimiz stepnemiz bulunuyor. Burada çekidemirimiz bulunuyor. Az önce göstermiştik. Halatı bağlayıp da yolda kaldığımız zaman çekme işlemini kullanmak için. Burada yine bijon anahtarımız var. Tekerdeki vidaları sökmeye yarıyor. Onun haricinde krikomuz var. Kriko da aracı kaldırmaya yarıyor arkadaşlar. Bunları tekrar yerine oturtuyorum. Arkadaşlar önü ve arkayı tanıttıktan sonra araca binmeden önce dört lastiğimizi de kontrol ediyoruz. Gözümüzle ve ayağımızla bakıyoruz. Bizim aracımızın jantları şurada zaten yazıyor. 16 yazdığı için ben aracıma 34 PC hava basıyorum. 14 jantlar ona göre jantın büyüklüğüne göre havamızı basıyoruz. Sonra da aracın içine geçiyoruz. Evet arkadaşlar i20 araç içine geçtik. Araç içine geçtikten sonra buradan ön panelde neler var? Burada devir saatimiz var. Burada hararet göstergemiz var. Hararet şu an daha soğuk çünkü aracımız çalışmadı ama 90'da normal 90 üzeri tehlike ifade ediyor. Burada yakıtımızı gösteren yakıt göstergemiz, burada hız göstergemiz, burada el freninin aktif olduğunu gösteren el fren işaretimiz, burada yağ göstergemiz, akü ikaz lambamız ve motor arıza lambamız var. Direksiyonumuzun sağ tarafında burada silecek kolumuz var. Silecek kolumuz yukarıya doğru yavaş, orta, hızlı şeklinde 3 kademede çalışıyor arkadaşlar. Arka camı silmek için de geriye doğru ittiğimizde şu an zaten geriye siliyor. Onun dışında yine direksiyonumuzun bu tarafında arkadaşlar far ayarımız var. Şurada şu an sıfırda kapalı. Farlarımızı açmak için ikinci işareti getirdiğimde ilki park lambasıydı. İkincisi kısa farlarım. Kısa far 25 metreyi gösteriyordu. Şu an far işareti zaten görünüyor. Parklar ve kısa farlarımız açık. Uzun yapmak için
E20'de burada geriye doğru ittim. Maviler yanda. Bunu da genelde köy yollarında karşıdan aracın gelmediği zamanlarda açıyorum. Yine bunu sıfıra getirdiğim zaman dış aydınlatmalarım kapalı oluyor. Ya da out yani otomatiğe getirdiğim zaman zaten hava durumuna göre araç kendisi açıyor. Yine burada sis lambalarım var arkadaşlar. Ön ve arka sis lambalarım. Burada ayna ayarlarını yapmak için sağ aynam, sol aynam, ortada hiçbirini yapmıyor. Oklarla da yukarı aşağı yönlendiriyorum. Burada aracın ses sistemi. Burada dörtlümüz var. Burada araç kilidi var. Burada kalorifer ve klima ayarlarımız var. Kaloriferi açmak istediğimizde kırmızıya getiriyorum. Fanımı çalıştırıyorum. Havayı nereye üfleyeceğini seçtikten sonra araç sıcak üflemeye başlıyor. Ama yaz günleri ne yapıyorum? Mavi soğuk havaya getiriyorum ve AC düğmesine basıyorum. AC klima anlamına geliyor. Klimayı çalıştırmak istediğimizde bunu kullanacağız. Kışın arka camımız buz tuttuğu zamanlar arka cam rezistansını kullanacağız. Burada da araç içi hava sirkülasyonunu sağlayan düğmemiz var. Şu an aracımız otomatik. P park konumu, R geri vitesimiz. Burada N boş ya da nötr. D de ileri kavramı. Yine burada da el frenimiz var. Bir de araç içi aydınlatmamız var. Onu da buradan düğmeye bastığımız zaman aracın içi aydınlanıyor. Kapattığımızda kesiyoruz. Burada radyonun ses ve kanal ayarları var. Yine burada bizim hız sabitleyici ayarlarımız var. Başka da araç içinde bilmemiz gereken bir şey yok. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Teşekkür ederim.